Muhammed Yasir Elati hayatını kaybetmiş. 1 Ağustos tarihinde İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmaneli meydana gelen olayda Suriyeli mülteci Yasir Muhammed Elati ile Hüseyin Dimeş çalıştıkları tavukçu dükkanında Mehmet Şerif Çelik tarafından bıçaklandı. Katil zanlısı öğlen yemeği sonrasında Yasir ve... Güvenlik kamerası kayıtlarını silerek motosikletiyle olay yerinden kaçan şahıs ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından yakalandı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Elati aldığı 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken 3 bıçak darbesiyle yaralanan Dimeş'in tedavisi sürüyor. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında şahsın saldırıyı tasarlayarak ve canavarca hisle işlediği ifade edildi. Açık bir biçimde ırkçı sahiplerle işlenen bu saldırıyı özellikle seçim süreciyle yükselen mülteci karşıtı söylemlerden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Açıklamada mültecilere dönük ırkçı ve ayrımcı söylemlerin sürekli gündemde tutulduğu vurgulanırken mülteci düşmanlığının gittikçe yayıldığı ifade edildi. Mülteci düşmanlığının gittikçe yayılmasının sonucu olarak 1 Ağustos'ta yaşanan bu saldırının benzerlerinin devamının geleceği endişesini yaşamaktayız. Mültecilik bir tercih değil, acı bir sonuçtur. Açıklama, olayın aydınlatılması, akabinde etkin ve etkili yargılama sürecinin işletilmesi ve mülteci karşıtı söylem ve politikalara son verilmesi talepleriyle son bulurken, saldırıda hayatını kaybeden Yasir Muhammed Elati'nin kardeşi Ahmet Elati destek çağrısında bulundu. Olayın aydınlatmasını istiyorum. Niye böyle sebepsizce olay oluyor, insan hayatını kaybediyor? Kamudan destek istiyoruz.